Selamünaleyküm. Şu anda Şanlıurfa'dayız. Kendi şehrimdeyim, hemşehrimin yanındayım. Malumunuz depremin ilk gününden beri sahadayız. Ben 8 gün oldu, hala ayaktayım. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak önce Maraş'taydık, sonra Hatay'a geçtik. Ardından Adıyaman'a geldik ve şu anda Şanlıurfa'dayım. Neden kendi şehrimi en sona bıraktım yardım dağıtımlarında? Sebebi şu, çünkü Urfa'da 68 tane bina yıkıldı. Ve Hatay'da daha büyük acılar var, Maraş'ta daha büyük acılar var, Antep'te, Nurdağ'da daha büyük acılar var. İmkan dahilinde buraya da ulaştık. Elhamdülillah 1000 tane gıda kolisi, birazdan videolarda izleyeceksiniz. Urfa'ya indi, dağıtımlarını yapıyoruz bir yandan. Bir yandan da buradaki durumu anlamanız için sizlere şahitliğimi anlatıyorum. Çünkü burada 68 bina yıkıldı ama aslında herkes depremdeydi. Kendi ailem şu anda çadır kentte yaşamakta. Akrabalarım çadır kentlerde yaşamakta. Çünkü burada eviniz yıkılmadığı için dahi şükür edemiyorsunuz. Çünkü eviniz hasar gördüğü için, çatladığı için evinize giremiyorsunuz. Malınız olsa neye yarar, mülkünüz olsa neye yarar? İşte bu herkesi deprem eşitledi aslında. Bunu biraz daha bizim birbirimizi anlamak için vesile kılmamız gerekiyor. Kardeşliğimizi, çünkü birbirimizin yaralarını ancak bu şekilde sarabiliriz. Rize'den odun kırıp ben Maraş'a getiren amca gördüm. Sakarya'dan gelen gördüm. Urfa'dan evi tam yıkılmadığı için kendini iyi hisseden arkadaşlarımızın Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığını bizzat gördüm. İşte bu birliktelikle ancak bunu halledebiliriz. Rabbim öncelikle arkamızdaki bina gibi yıkılan tüm binalarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa versin. Bütün depremzedelere de inşallah bu imtihanı kolaylıkla atlatmayı nasip eylesin. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak Şanlıurfa'dan Allah razı olsun diyoruz. Allah'a emanet olun.